İkinci el eşya fiyatları yükselince satışlarda azaldı. Esnaf ikinci el piyasasını değerlendirirken fiyatların yüksek olmasından dolayı öğrencilerin artık çok az eşya aldığını ya da sadece zaruri ihtiyacını karşıladığını belirterek işlerinin durma noktasına geldiğini söylüyor. İkinci el eşya satan işyerleri bugünlerde adeta sinek avlıyor. Daha çok öğrencilerin tercih ettiği ikinci el eşya fiyatları yükselince piyasada hiç olmadığı kadar durgunluk yaşanıyor. İkinci el eşya satışı yapan Umut Coşkun, ikinci el piyasasının öğrenciyle döndüğünü, öğrencilerin eve çıkamadığı için piyasada 2 yıldır durgunluk yaşandığını söylüyor. Hani 50 metrekare ve 4 öğrenci 5 öğrenci çıkmaya çalışıyorlar ve alabildikleri tek şey yatak. Hani eskiden geliyorlardı, bir evi komple alıyor. Koltuk takımı, televizyonu, yatak odası, onu bunu. Ama şu an alabildikleri tek şey yatak. Bir yatağın üstünde yatmaya mahkum kaldı hani bütün öğrenciler. Abi ev kiraları pahalı. Biz önceden hani insanlar bize bedavaya veriyorlardı. Hayrına verin, ona verin, buna verin. Şu an ufacık halıya, yastığa bile insanlar para isteyecek duruma geldiler. Bu şekilde onlar yüksek fiyattan sattığı için biz de yüksek fiyattan veriyoruz yani burada. Geçen senelere göre, ondan önceki senelere göre. Hani dediğim gibi şu normal bir bazası alır, baza yatak alır yani şu anda 1500 lira, 1000 lira civarında geçiyor. Ama ben karyola bir tahtanın üstünde yatacağım diyor mesela. 300-400-500 liraya da alır yani bunu. Eskiden bunlar 1000 lira, 1,5 lira, 2 liraya ev düzlüğümüzü biliyorum yani ben. Ama şu anki fiyatlar 5 liraya, 5000 liraya, 6000 liraya yükseldi yani. Saat 3, daha hiçbir şekilde siftah yok. Bir artı bir eşyalı evlerin ve internetten satışların ikinci el piyasasını çok etkilediğini söyleyen Tevfik Özçelik, işlerinin ekonomik şartlara bağlı olarak durgunluk yaşandığını belirtti. Genelde öğrenciler, bekar memur arkadaşlar ve bu tip insanlar genelde bize alışveriş yapıyor. Ekonomik şartlara bağlı olarak tabii bizim işlerimiz de bayağı durgun şu anda. Geçmiş yıllarda daha da güzeldi, daha şeydi. Öğrenci çok eşya alıyordu. Ama ben bunu genelde şeye bağlıyorum. Bu 1+1 eşyalı daireler. Onlar bizim işimize bayağı bir sekte vurdu. Artı bu diğer internetten satış olanlar bizim işimize de bayağı bir sekte vurdu yani. Çamaşır makinesi 1500 liradan başlıyor. Elimde mevcut. Bulaşık makineleri 2000 civarından başlıyor. Gene onlar da 1500-2000. Buzdolabı da en uygun 2000 liradan başlıyor. Koltuk döşeme ve tamiratı yapan esnaf İsmail Çetin ise yaptığı açıklamada vatandaşların artık eskiyen eşyalarını çöpe atmadıklarını, tamir ettirerek daha uzun süre kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. İnsanların da talep ettiği üzere yani değişim, işte tamir, kaplama yani şu anda biraz hızlı. Genel olarak elindekini yani var olanı tamir ettirip ya da işte kumaşını kaplayıp yeni bir yüz geçittirip yeni bir şeyler yaratma peşinde. Yani sıfır alma biraz tabii şey oldu. Malum piyasalar biraz pahalılık var. Sıfır alamayınca elindekini yenileyip yani daha fazla böyle giderler yani daha farklı giderlere yöneliyorlar. Bunları da kaplayıp daha bir ekonomik hale getirip biz de güzel bir şeyler yapıyoruz karşılığında. Şimdi çantasını yani pazar arabasını neler geliyor? Yani koltuk yani zaten oturduğumuz sandalye, koltuk bunlar mecburi ama alınamayınca mecburen tamir olayı oluyor yani.